Ödemeyeceğim kardeşim. Ödemeyeceğim. Ödemeyeceğim diyorum. Neden? Şimdi ödemeyeceğim deyip ödersem sürpriz olur, mutlu olursunuz. Peki tamam, ödeyeceğim deyip ödemesem daha mı iyi olacak? Bağırma lan bana. Bana sesini kapat lan. Yok, önce sen kapat. Önce sen kapat. Manyak mıdır nedir ya? Bunlar ne tipler böyle? Kardeşim benim. Vay Eyüp, geçmiş olsun, ne oldu ya? Ya adamın birini fena benzettim. Kime benzettin? Eski sevgilime. Çok iyi, bravo, geç. Kimle konuşuyordun telefonda? Bankadan aradılar, bankadan. 40 lira borcum var bankaya. Benimle telefonda 50 liralık konuştu. Bu gerginlik ondan mı? Yok, gidip yatırsa 40 liralık borç kapanacak. Benle konuşmayı tercih ediyor. Ha, bu gerginlik neyle ilgili biliyor musun adam? Güzel. Abi ben internetten bir kızla tanıştım, tamam mı? Buluşma ayarladık, şimdi onunla buluşacağız. Bu gerginlik onun gerginliği. Ne güzel işte kardeşim. Çok güzel be kardeşim. Kızın ilgi alanlarında ne yazıyorsa ben internete girdim, araştırdım. Kopyala yapıştırla aynen kıza yolladım. Şimdi gelecek bir soru sorsa aynen bittim. Kopyala yapıştırla. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Sen bana yardım etsene ya. Edeyim de ne yapacağım? Ne bileyim oğlum, yardım istiyorum, sen edeceğim bir şey işte. Bak şimdi kardeşim, ben açık açık, beni tanıyorsun zaten. Şimdi bende şey yok, genel kültür. Bende yok ondan. Sende olması güzel bir avantajımız. Şimdi senin lügatın geniş, iğneleyici bir üslubun var, şakacı bir tavrın, sakalın falan var. Ne yapacaksın biliyor musun? Bak abi, kız gelmeden önce sen bankın burasına saklan, tamam mı? Kız geldiği zaman, kız bana bir şey dediği zaman ben sana, sen bana, ben kıza. Kız bana, ben sana, sen bana, ben kıza, sonra hepimiz uşağa. Olur mu ki öyle? Bence süper olur. Denemekten zarar. Geliyor. Saklan. Saklan. Oldu artık, oldu. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen? Nasılsın diyor. Ulan salak mısın? İyiyim diyeceksin herhalde. Ulan salak mısın? İyiyim herhalde. Böyle mal mal soru sorup adamın canını sıkma. Bana elimin tersine böyle bir korum amele sümüğü gibi yapışırsın duvara. Adamı çıldırtıyorsun ha. Nasıl? Ne nasıl lan? Ulan sana buradan böyle bir kafa çekerim. 2 günde spatulayla kazıyamazlar yerden ha. Bacak kadar boyuyla attığı triplere bak, artiste bak ya. Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum adam ol, adam ol. Benim canımı sıkıyor ya. Tipe bak Allah aşkına ya. Tamam şeyde. Seni denedim de, ne yapacaksın diye denedim de. Daha! Seni denedim. Mal gibi kalacaksın mı diye baktım. Kaldım. Hayır. Yok canım, niye korktun? Sen öyle çıkışınca... Yok ya, şey yapsana. Ne yapayım? Otur. Böyle ilk buluşmalarda da salak salak oturuluyor ya. İnsan ne diyeceğini de bilemiyor. Ay, hakikaten insan kilitleniyormuş. Ben ne dedim? Ben farklı bir şeymiş. Önce bir dinle. Şeyde, hayat nasıl gidiyormuş, sor. Hayat nasıl gidiyormuş? Güzel işte, fena değil. Öyle yuvarlanıp gidiyoruz. Yuvarlanıp gidiyorsunuz, çok iyi. Erkek arkadaşı var mı, sor. Ulan erkek arkadaşı olsa gelir mi buraya? Ya sen sor. Yuvarlanıp gidiyorsunuz, harika. Beraber yuvarlandığınız birisi var mıdır? Nasıl? Hani yuvarlanıyorsunuz ya, yalnız mıdır, biri var mıdır? Ha, erkek arkadaşımı soruyorsun. Hay ağzım bal yesin. Onu soruyorum. Yok, bu zamana kadar da hiç olmadı. Niye? Niye?
ya. Aslında sana söyleyip söylememe arasında kararsızdım. Ama söyleyeceğim. Ama söyle. Bak, benim gerçek ismim Feyza değil. Feyza takma ismim. Çünkü bir kız için çok ilginç bir ismim var, kullanamıyorum. Bunu kendim de merak ettim. Nedir? Hakkı. Hakkı diye kız mı olur ya? İşte olmaz. Bir kız için çok ilginç, kullanamıyorum. Hakkı niye koymuşlar? Hakkı'ya niye koymuşlar? Hakkı kim? Benim işte. Sana kim? Ya bak, dedemin vasiyetiymiş çocuk olunca benim adımı koyun diye. Ben kız oldum ama vasiyet vasiyettir demiş bizimkiler. Benim nenem vasiyet etmiş olsaydı bir düşünsene ya, Mahmure diye erkek olur mu ya? Çok komik. Oy, omuzumu çürüttü lan. Güldü abi, güldü. Önemli olan o. Tamam, şimdi şaka yap, şaka yap. Şaka? Yok, şaka yap. O değil ulan. Ulan ben Türk'üm, şaka deyince bu geliyor benim aklıma. Abi adam gibi bir şaka yap. Geçen bir arkadaş bir Las fıkrası anlattı. Yuh Cihat. Ne? Cihat. Hindi. Kalabalığa girmiş. Ne demiş? Ne demiş? Bu ne kalabalık? 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 Bir bitmediniz arkadaş. Bu nedir ya? Tamam tamam. Bak. Kızlar İtalyanca konuşan erkeklere bayılırlar abi, tamam mı? Tamam. İtalyanca bir şeyler söyle. İtalyanca hemen. Benim için büyük keyif İtalyanca. Hakkı. Of. Feyza. Hakkı. Şimdi sana bakıp Hakkı diyemiyorum ki ben. Feyzacığım. Risultato importante. Ne dedin lan? Hiç bilmiyorum. Zamanında Fatih Terim'den duydum. Yeri geldi kullanmıyorum. İspanyolca konuş. İspanyolca en sevdiğim. Aynen. Real Madrid. Barcelona. Xabi Alonso. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. Portekizce de konuştum. Süpersin ayol. Almanca bir şeyler söyle. Almanca tamam. Evet. Süper. Bu fikir. Feyza. Herhausen die Beine Bachte Gio. Bayağı konuştun da ne dedin acı? Her havuzun dibi aynıdır, bak da gör. Her havuzun dibi aynıdır, bak da gör. Yuh! Ne yuh lan? Ansiklopedi miyim oğlum ben? İtalyanca konuş, Almanca konuş, İspanyol... Türkçeyi konuşamıyorum ben doğru düzgün be. Tamam, tamam. Söyle, söyle, kıza söyle. Ben çok romantiyim, söyle. Bizim bir Eyüp var, çok romantik. Yani bildiğin gibi değil. Böyle fışt yapsa burnundan gül çıkıyor yani. Öyle romantik... Ben kızı sana mı ayarlıyorum tam olarak? Tanışmak isterim. Harbiden mi? Şey, Eyüp benim. Ne oluyor lan? Sen nereden çıktın be? Ben Eyüp, Cihat'ın arkadaşıyım. Burada bankta mı yaşıyorsun? Burada bankta yaşamıyorum. Bekar evim var benim, orada yaşıyorum. Hatta gidebiliriz istersen. Yok artık. Seni daha tanımıyorum bile. Hem bir bekar evine gelmem doğru olur mu? Dediğin doğru ama bak şimdi orası bekar evi. Evliye yasak. Bekara serbest. O yüzden gidebiliriz. Ay çok tatlısın sen ya. Eyüp sen ne biçim herifmişsin lan? Ya durun kavga etmeyin. Hakkı benim. Sen karışma! Üstüne başına kan sıçratmadan çok temiz döverim seni burada bak. Sana Hakkı dedi. E normal, Hakkı benim çünkü. Hadi Eyüp gidelim, çok merak ettim. Gidelim tatlım. Aa, herkes Hakkı'nı aldı. Evet, grup BSG. Evet. Cihat Eyüp, Feyza, Nur Keskin. Aynı kişi, evet. Evet, üçü de benim. Tamam. Feyza, Nur Keskin, peki. Hoş geldiniz. Geçen sene hatırlıyoruz.
Yeteksizsiniz skeciniz vardı değil mi? Evet. Aha. Çok güzeldi. Teşekkürler. Hanımefendi de çok güzel oynadı. Evet, o en büyük rol onundu. Görünmez kahraman. O kostüm sorumlumuz. Öyle mi? Kostüm aksesuar ekip sorumlumuz. Ekip olarak çıkalım dediniz. Genelinde geçen senenin iki katı komik metinler var. Oyunculukta kusursuza yakındı yani. Teşekkürler, çok sağ olun. Eser'e soralım tabii. Kim yazdı? Senin yazarı sensin, sahneye kim koyuyor? Yani kendiniz birlikte. Süper. Yani ben normalde de sizinle çalışmak isterim yani. O kadar beğendim yani. Ha, çok teşekkürler. Aa, çok güzel olur. Çok beğendim. Oyunculuklar da iyi. Kesinlikle çok uyar. Size de evet, sizin evet. tarzınıza çok oturan bir havası var. Belli geçen seneden tanıyoruz. Her turda da başarı gösterdiler değil mi? Yarı finale kadar geldiler. Yazar olarak süperler. Yani yeteneksizsinizde de çok keyifliler. Yani ufak çok affedersin. Çok özür dilerim. Yok ben size katılmak için sadece ufak yani belli izlerken insanın dikkatini çeken işte orada arkadaşın gözükmesi, kadına karşı şiddeti mizahı vardır. Sana bir vururum koyarım falan ama itici bir görüntüsü de vardır. Onun dozu bazen aşıldı mesela. Ya yani çok iyi olabilir yazdığınız her şey. Çok tebrik ediyorum ben. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bence yani gerçekten güldüm, kahkahalarla güldüm. Tebrik ederim. O zaman biz mutlu olduk. Oylamaya geçelim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Oylamadan sonra bir şey söylemek için izin istiyorum. Var mıdır izniniz? Tamam söyle şimdi. Yok oylamayı hani bir zararlı... Etkilemeyelim tamam. Oylamaya geçelim Eser. Evet diyorum ben. Teşekkürler. Teşekkürler. Yıldız Levet. Çok teşekkürler. Bence de bu sezonun en komik performansı oldu şimdiye kadar gördüğümüz. Ben de evet diyorum. Çok teşekkürler Acun Bey. Yani ilk defa içimden çok özür dilerim. İlk defa içimden şunu geçirdim. Acaba bu seneki birinci olabilecek dallardan biri de bu olabilir mi diye geçirdim açıkçası. Ben çok teşekkürler. Çok. Emin değilim. Bundan sonraki duruma bağlı ama inanın geçirdin. Finale gidebilirsiniz. Ben onu söyleyebilir miyim? Evet. Bizim asıl katılma amacımız bu yıl, biz geçtiğimiz yılki başarılarımızdan ve sonra yarışmaya veda edişimizden sonra ekibimizi resmileştirdik. O zaman 6 kişiydik, bugün 24 kişilik bir ekibimiz var. Wow. Turnelere, festivallere gider hale geldik. Daha aktif şekilde çalışır hale geldik ve bir ara bir boşluk bulduk, arkamıza bir dönüp baktık. Teşekkür etmemiz gereken insanlar gördük. Bunu biz burada bu yarışmayla sağlamıştık. Yine burada bu yarışmayla teşekkür etmek istedik. Acun Bey, Hülya Hanım, Eser Bey burada yok ama Sergen Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Acun Medya ailesine, Yeteneksizsiniz ailesine, Star TV'ye, seyircilerimize, tüm destekçilerimize sonsuz teşekkürlerimiz. Peki. Tabii yine uzun bir yola çıktınız. İkinci tur var, yarı final var. Sonra da gidebilirseniz final var. Biz de size gönülden başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Çok sağ olun. Koş.